Herkese selamlar dostlar. 22 ve 23 Mart iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Milli maçlar var, futbol bülteni yok fakat Eurolig'de çift maç haftası. Ben de Eurolig'i seven ve özellikle Anadolu Efes ve Fenerbahçe maçlarını özellikle yakından takip eden biri olarak sizlere birkaç öneride bulunmak istiyorum. Hem ideal hem yüksek oranlarıyla çıkartmaya çalıştım. Biraz da dersime iyi çalıştım. O yüzden değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Şunu da belirteyim videonun başındayken. Yüksek misli gitmeyiniz. Zaten bir kombin önerisi henüz yapmadım. Neden yapmadım? Ondan bahsedeyim. Basket'te son ana kadar eksikler çok belli olmuyor. Gün içinde belli oluyor. Ben katıl gruplarında bir kombin önerisi yapacağım. Ya yüksek oranlı kombin önerisi yapacağım. E, yönelimim o yönde. Fakat burada biraz daha erken olduğu için, kadro tam netleşmediği için eksikler mesela. Ben örnek veriyorum. Veseli ile Booker Fenerbahçe maçında olacak mı? Olmayacak mı? Gün içinde belli olacak. Onu bekleyeceğim. Onu da belirteyim. Şimdi... 4 tane mücadelem var. Ondan önce sizlere önerdiğim pazar önerisi YouTube önerisi olarak önerdiğim ikili kombin 2.64 gibi oranından kazanmıştır. Rangers maç sonu 2 3 buçuk alt 1.65 gibi orandan aldık. Fenerbahçe Konya maçının Fenerbahçe maçın skoruna kadar bildik onu da belirteyim. Handikap 0 2 1lik skor beklentisi maçın da ideal tercihinin ben KG var olduğunu düşünmüştüm. Ki zaten yüksek oran grubunda da 2 birlik skora göre yüksek orandan handikap 0'ı da önermiştim. Onun yanında bir de genel rapora baktığımız zaman da pazar gününde iki tane ideal kombin önerisi yaptım. Bir tanesi zaten YouTube ikilisi olarak önerdiğim ikiliydi. Sizlere az önce gösterdim Rangers ve Konya maçlarıydı. Onun yanında katılı ekstra olarak bir ideal kombine çıkardım. O da şu şekilde oldu. Juventus maç sonu 1-4.5 alt ilk yarıdan 2-0 yakalamasına rağmen maç 2-0 bitti. Gayet beklediğim gibiydi. Yanına da Gaziantep Galatasaray maçında kom yani gol geçmesini bekliyordum. Maç zaten 3.5 üstte gitti. 3-1 gibi Gaziantep skorla, net bir skorla kazandı. KG varımız geldi. Onu da değerlendiren katı destekçilerimize teşekkür ederim tebrikler diyelim. Yüksek misile ne yaptık? Yüksek misile cumartesi ve pazar olarak da iki tane yüksek misil önerdim. Hatta üç tane önerdim. Şimdi önerdiklerimden bahsedeyim. Beşiktaş Fenerbahçe maçı vardı bildiğiniz üzere. Beşiktaş Hatay maçı vardı. KG var olarak önerdim ben. Cumartesi gününde yüksek misli o kazandı. Pazar gününün yüksek mislisi yine Fenerbahçe Konya maçıydı. Yine KG var olarak önerdim. Süper Lig'de bu aralar golü geçirdiğini zaten belirtmiştim. Öyle bir önerim vardı. Bir ekstradan bir önerim vardı. Rangers'ın kazanırını önermiştim. 1.20 gibi oranı vardı. Tamamlasın diyerekten de yanına Leipzig'in maçında ilk yerden gelecek bir golü değerlendirdim. Şansımıza Enkunku'nun golü iptal oldu. Direkten dönen top derken ekstra olarak önerdiğim yüksek misli de başarısız onu da belirteyim. Fakat ana yüksek mislilerimizde kazanmasını bildik. Şimdi isterseniz maçlara geçelim. Maçlara geçmeden ben katıl telegram grubundan bahsedeyim. Mesela bugün ne yaptık? Bakın bugün tek bir canlı bahis verdim. Şöyle göstereyim. Ekranda gördüğünüz üzere Adana'yı üst maçına deplasman 0.5 1.40 gibi oranı var. Dakika 34'te verdim. Hatta yazdım. Eyüp özellikle sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor. Cenk Ahmet mücadelesiyle bir penaltı aldırdı. Umut Bulut kaçırdı. Dippa gibi atlet ismi de var. Eyüp bir adım önde oyun olarak da gösteriyor. Denilir. Eyüp'ün e atacağı bir gol. Zaten dakika 70, 65 mi, 69 mı ne attı Eyüp Spor. Tek bir canlı bahis, tek bir öneri. Başarı %100 günü kapattık mesela. Yarın maçlar var ona geçeceğiz. Bu şekilde ilerliyoruz. İsterseniz başlayalım. Anadolu Efes Real Madrid maçı var çok güzel bir mücadele ki şunu belirteyim. Ben Anadolu Efes'i sosyal medyadan da takip ediyorum. Yaklaşık 6-7 gün önce solda yani Real Madrid maçının biletlerinin tükendiğini söyledi. Çok önceden tükenen bir genelde baskette ülkemizde çok rağbet görmüyor veya biletler tam tükenmiyor. Fakat bu tür büyük maçların bileti erkenden tükeniyor. Sinan Erdem burada rahat bir şekilde yanacak onu da belirteyim. Ergin Ataman'ın bugün verdiği röportajı dinledim ben. Şöyle diyor. Ağırlıklı hatta ben onu ekranın bilgisayar ekranımdan açmıştım, kapamışım. Neyse. Şöyle söyle, ağırlıklı olarak aklımda kalanları aktarayım ben. Ağırlıklı olarak savunma yapacağız. Yani savunmaya önem vermemiz gerekiyor dedi. Ki şu bir gerçek. Real Madrid'in iki tane çok uzunu var. Özellikle Tavares. Ribantlarda çok önde olan bir takım. Burada ribant sayılarını burada Anadolu Efes ve Real Madrid, Anadolu Efes özellikle Real Madrid'e karşı dengede tutabilirse kazanma ihtimali bir nevi daha yüksek. Real Madrid son haftalarda kötü bir gidişatı var. Özellikle deplasman performansı. Ben derim ki Gasol'ü mü göndermeye çalışıyor acaba takım? Bu kadar kötü oynuyor. Hücumda bu kadar kötü mücadele ediyor. Bilmiyorum. Ben sizlere bir ideal bir de yüksek oran önereceğim bu maçta. Önerim şu şekilde baylar. Ondan önce ben şu sen ma maç hakkındaki aklımdaki senaryoyu aktarayım sizlere. Ben mücadeleyin birbirine yakın geçmesini bekliyorum. Ve çok fazla sayı çıkmasını beklemiyorum. Çünkü Real Madrid yapacağı o. Hem savunması güçlü Real Madrid'in hem de reboundlarda Real Madrid bir adım önde. Biz de Larkin, Misic, Boba ile birlikte dış atışlarda yüzde yakalayarak da öne geçmeye maçı kazanmaya çalışacağız. Gönlüm tabii ki Anadolu Efes'te. Fakat ben dediğim gibi Anadolu Efes bu maçı kazanır. Fakat skor birbirine yakın olur. Ben sizlere idealden burada Real Madrid'in yemeyeceği 9 farkı öneririm. Yani Anadolu Efes burada Real Madrid kendi evinde 9 sayı fark atamaz bence. Çok bir skorlu bir maç beklemediğimi de belirteyim. Real Madrid'de maç skor denge dengeye gider. 9 sayı Real Madrid diyemez. Bu benim ilk önerim. 1.38 gibi ideal bir önerisi var. Geçtim bunu. Yüksek oranla ne yapabiliriz? Dedim ki sizlere maçın skoru birbirine yakın geçecektir. Fakat düşük skorda kalacaktır. Beklentim bu yönde 2.29 gibi orandan Anadolu Efes'in kazanırı ve mücadelenin 2.29 gibi orandan da alt bitmesini bekliyorum. 156.5 alt. Şimdi bu maçın skorunu veremeyeceğim tabi sizlere. Ama dediğim gibi böyle 80-77 veya 80-77 olmasa bile böyle 79-75 böyle birbirine yakın geçmesi fakat Anadolu Efesi'nde yüksek orandan alır ve altının da denenmesini önerebilirim sizlere. Bol şanslar. Barcelona ile Alba Berle mücadelesi. Barcelona da Euroleague'de liderlik konumunda. Şu an lider zaten. Arkasında en yakın takipçisi Real Madrid var. Liderlik için bu tür maçlarda hata yapmaması gerekiyor. Özellikle Mitrovic gibi bir ismi var Barcelona'da. Takımın liderliğini yapan isimlerden bir tanesi. Onu da belirteyim. Hem yaş olarak olsun hem de oyun olarak da liderlerini yaptığını görmek mümkün Barcelona maçlarında. Kazanır mı? Kazanabilir Barcelona takımı. Fakat nasıl kazanır onu değerlendirelim. Ben şu şekilde aldım. İlk yarıdan bir Barcelona galibiyeti alınabilir. Bir 33 gibi oranı var. Buna oran değmez dedim. Biraz daha risk aldım ve şöyle bir oranı nasıl ideali çıkartabilirim diye baktığımda ilk periyotta 1.45 gibi oranı var Barcelona'nın. İlk periyodu Barcelona kazanır denilebilir diye düşünüyorum. Değerlendirecekler de bol şanslar. 22'sinin tercihleri bu şekildeydi. 23'üne geçiyorum baylar. Fenerbahçe ile Baskovya mücadelesi. Fenerbahçe'de 2 haftadır antrenmanlara çıkan Veseli ve Booker. Bunlar sakatlı antrenmanlara çıkıyor. Dekolo zaten dönmüştü. Ee, döndükten sonra tam o istenilen verimi alamadık açıkçası dekolodan. Ondan dolayı şimdi Fenerbahçe'nin buradaki ölüm kalın maçlarından bir tanesi. Hatta şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe ne zaman böyle ölüm kalın maçlarına çıksa genelde ölür. Çünkü dünkü Konya maçında da ben öyle düşünüyordum. Ben her ne kadar 2-1'lik skor önersem de Fenerbahçe'nin galibiyeti yönünde. Fenerbahçe'nin böyle bir durumu vardır. Basket'i, voleybolu, futbolu fark etmez. Ölüm kalın maçlarına çıkınca ölen bir Fenerbahçe oluyor genellikle. Espriyle birlikte söylüyorum bunu. Fakat gerçekten çok önemli bir maç. Rus takımlarının silinmesiyle birlikte Fenerbahçe Rus takımlarına karşı 3 tane galibiyet almıştı. Bu galibiyetler silinince puan durumu olarak geriye gitti. Hatta Anadolu Efes Fenerbahçe arasında bir e, tartışma döndüğünü de söyleyeyim. Taraftarlar arasında da hala tartışma sürüyor. Hatta yorumlarda ben bakıyorum Anadolu Efes mücadelesinde. Herkes başarılar Real Madrid yazıyor. Kullanıcı adları 1907 Fenerbahçe falan falan geçtim. Ben burada mücadelenin sayılı gitmesini bekliyorum. Neden sayılı gitmesini bekliyorum biliyor musunuz? Baskonya takımı ritim yakaladığı zaman o ritmi sürdürebilen bir takım Baskonya takımı. Fenerbahçe'nin de işte burada karşılık vermesi lazım. Çünkü eğer bu maçı alamazsa bu maçtan sonra zaten Barcelona ile maçı var. Barcelona maçını ben zaten kayıp olarak görüyorum. Önünde kalıyor orada 4 tane maç. Bu maçı kesin olarak kazanması gerekiyor. Yani kazanmak için elinden gelen her şeyi yapması gerekiyor. Ben mücadelenin üste gitmesini bekliyorum zaten. 150,5 üst. Beraberlik düşük. Baskovi ritim bulduğu zaman da Fenerbahçe'nin karşılık vermesi gerekiyor. Üst denenir 150.5'tan gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Geçtim yüksek oranlı tercihime. Yüksek oranlı tercihim de burada. 1.92'lik orandan şu şekilde baylar. Fenerbahçe'nin burada üç farklı kazanması. Zaten Fenerbahçe dediğim gibi kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Madem risk alalım yüksek oranlı düşük misli yüksek oranlı kuponlarımızla Fenerbahçe'nin üç farklı kazanır da koyalım. Bol şanslar diyerekten de geçeyim bu maçı. Monaco Olympiakos mücadelesi. Monaco son haftaların kıyak takımlarından bir tanesi. Kendi evinde özellikle güzel bir seri yakaladı Monaco takımı. Monaco taraftarının şöyle de bir ritüeli var diyeyim ben sizlere. Totemi var diyeyim. Monaco takımı ilk sayı atana kadar ayakta bekler. Tribünde. İlk işti ben de zaten bunu 2-3 ay önce falan öğrendim. Maçta maç Monaco'nun maçını izlerken öğrendim ben de. Spiker söylemişti. Böyle bir ritüelleri var ki ağırlıklı olarak baktım Monaco'nun Şimdi Monaco kendi evinde son zamanlarda bir ritim yakaladı. Tek bir tercih yapacağım, yüksek oranlı bir tercih yapacağım. Monaco'nun galibiyetine gitmeyeceğim. Ben dediğim gibi ilk periyotta taraftar ile birlikte iyi başlayan bir başlanım Monaco oluyor. Ben diyorum ki yüksek orandan tek bir tercih alalım ve ilk periyodu 1.77 gibi oranı vardı, 1.74'e düşmüş 20 dakika önce bakın. Onu da belirteyim. İlk periyot Monaco diyorum 1.74 gibi orandan. Gelirse gelir, gelmese gelmez. Biraz da şans işi bu. İyi başlayan Monaco siyecisinin desteğiyle burada ben ilk periyot almasını bekliyorum. Değerlendirecekler de bol şanslar. 4 tane mücadele aktardım sizlere. Boş geçmemek adına güzel keyifli maçlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, kombini oluşturmadım dediğim gibi. Katıl Telegram gruplarında oluşturacağım kombini. Çünkü baskette son ana kadar beklemek gerekiyor. Ben en azından gün içinde bekleyeceğim öyle oluşturacağım. Yarın öğlen saatlerinde oluşturdum diye düşünüyorum değerlendirecek herkese bol şanslar ama benim maç oyunu ideal tercihlerim bu evet. yönde. Gelir gelmez basket düşük misle gidelim lütfen. Seviyorsunuz videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak bana destek verirseniz de sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.